vücudumuzda olmasa da yaşayabileceğimiz 7 organ. İnsan vücudu kendisini inanılmaz derecede çabuk toparlayabilen bir yapıdır. Kan bağışladığımızda 3,5 trilyon civarında kırmızı kan hücresi kaybederiz. Fakat vücudumuz hızlı bir şekilde kendini yeniler. Hatta hayati organlarımızın büyük bir bölümünü kaybedip hayatta kalabilmemiz mümkündür. Örneğin bazı insanlar sadece yarım bir beyinle normal yaşam sürdürebiliyor. Diğer bazı organlarımız da yaşamamız üzerinde çok fazla etki bırakmadan vücudumuzdan tamamen çıkarılabilir. İşte o kadar da hayati olmayan 7 organ. Dalak. Dalak, karın bölgesinin sol tarafında, kaburgaların tam altında arkaya doğru uzanan bir organdır. Yaralanma sonucunda en sık çıkarılan organlardan birisidir. Kaburgalara yakın bir bölgede yer aldığı için karın travmasına maruz kalma ihtimali yüksektir. Kolayca yırtılan bir kağıt benzeri kapsülle çevrilir. Bu kapsül hasar aldığı takdirde kolayca iç kanamaya sebep olabilir ve eğer teşhis edilmez ve tedavi edilmezse bu iç kanama ölüme neden olabilir. Dalak içerisine baktığımızda hemen göze çarpan iki renk görürüz. Bu renkler koyu kırmızı ve az da olsa beyazdır. Esasında bu renkler işlevleriyle bağdaşır. Kırmızı renkli kısım al yuvarları depolama ve yenilemeden sorumluyken, beyaz renkli kısım ise ak yuvar ve trombositlerden sorumludur. Dalağımız olmadan rahatlıkla yaşayabiliriz. Çünkü karaciğerimiz al yuvarları ve bileşenlerini yenileyerek dalağın görevini üstlenebilir. Ayrıca lenfoid dokuları ve dalağın bağışıklık fonksiyonu görevlerine yardımcı olabilir. Mide. Midemizin 4 temel görevi vardır. Bunlardan birisi kasılıp gevşeme hareketiyle besinlerin fiziksel sindirimini sağlamaktır. Bunun yanı sıra proteinlerin sindirimini sağlayarak kimyasal sindirim gerçekleştirmektir. Bir diğer görevi ise emilim yaparak sindirilen besinlerin kana geçişini sağlamaktır. Midenin bir başka görevini ise salgı üretmek şeklinde özetleyebiliriz. Mide, kanser ve travma hasarı neticesinde ameliyatla alınabilir. 2012 yılında İngiliz bir kadın sıvı nitrojen içeren bir kokteyl içtikten sonra midesini aldırmak zorunda kaldı. Mide çıkarıldığı zaman cerrahlar yemek borusuna doğrudan ince bağırsağa bağlar, iyi bir iyileşme ve vitamin takviyesiyle normal bir beslenme düzeni sürdürebilir. Üreme organları. Erkek üreme organları testis, kadın üreme organları ise yumurtalıktır. Bu organlar çift halinde bulunur ve insanlar bu organ çiftlerinden birisinin alınmasıyla çocuk sahibi olabilir. Üreme organları. Kanser veya özellikle erkeklerde şiddet, spor ve trafik kazaları yüzünden üreme organlarının biri veya ikisi birden ameliyatla alınabilir. Kadınlarda ise döl yatağı alınabilir. Rahim ameliyatı kadınların çocuk sahibi olmasını engeller ve ayrıca menopoz öncesi adet döngüsünü de durdurur. Araştırmalar, yumurtalıklarını aldıran kadınların ortalama yaşam süresinin düşmeyeceğini ortaya koyuyor. İlginç bir şekilde iki testisini de aldıran erkeklerin ise ortalama yaşam süresi artabiliyor. Kolon, kalın bağırsak. Kolon veya kalın bağırsak yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir tüptür ve çıkan kolon, transvers kolon, inen kolon ve sigmoid kolon olarak 4 kısımdan oluşur. Kalın bağırsağın bu kısımlarının temel görevleri, su ve vitaminlerin emilimini sağlamak ve kalan besin atığı posayı sıkıştırarak dışkı haline getirmektir. Kanser veya diğer hastalıklar kolonun bir kısmının veya tamamının alınmasına sebep olabilir. Ameliyattan sonra tuvalet alışkanlıklarında bir değişikliğe yol açsa da genelde insanlar rahat bir şekilde iyileşir. Bu iyileşme sürecine yardımcı olması için ilk aşamada yumuşak gıdalarla beslenilmesi önerilir. Safra kesesi. Safra kesesi karnımızın göğüs kafesine yakın yerinde sağ tarafta karaciğerimizin hemen altında bulunur. Safra denen bir maddeyi depolar. Safra karaciğerimiz tarafından üretilir ve yağların sindirimine yardımcı olur. Ancak sindirim için ihtiyaç duyulmadığı durumlarda safra kesesinde depolanır. İnce bağırsağımız yağı tespit ettiği zaman yağların sindirimine yardımcı olması için salgıladığı bir hormon ile safra kesesini safra salma noktasında uyarır. Fakat safradaki aşırı kolesterol safra taşı oluşturabilir ve bu taşlar safranın dolaştığı ince boruları tıkayabilir. Bu durum gerçekleştiğinde safra kesesinin alınması gerekebilir. Türkiye'de her yıl kesin veri olmamakla birlikte 40 bin ila 60 bin insanın bu operasyonu geçirdiği tahmin ediliyor. Pek çok insan hiçbir medikal müdahale gerektirmeden safra taşı taşırken herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Apandis. Apandis, kalın bağırsağımız ve ince bağırsağımızın birleşiminde bulunan küçük,
kör uçlu solucan benzeri bir yapıdır. Tek taraflı doğası gereği bağırsağa ait maddeler içeri girdiğinde dışarı atmak zorlaşır ve apandis iltihaplanır. Buna apandist ve apandis iltihabı denir. Ciddi durumlarda apandisin alınması gerekmektedir. Öte yandan apandisiniz alınsa bile tekrar büyüyüp acıya sebep olabilir. Bu durumda apandisin küçük bir parçası vücutta kalmış olabilir ve bu kısım tekrar iltihaplanma yapabilir. Apandisini aldıran insanlar yaşamlarında hiçbir fark hissetmezler. Böbrekler. Pek çok kişi iki böbreğe sahiptir fakat bir böbrekle de hayatta kalabilirsiniz. Hatta diyaliz makinesine bağlı olarak iki böbreğiniz olmadan da yaşayabilirsiniz. Böbreklerin rolü kanı süzerek su ve elektrolit dengesini ve vücudun asit-baz dengesini korumaktır. Böbreklerimiz bir elek gibi davranarak vücudun ihtiyaç duyduğu protein, hücre ve diğer besin içerikleri gibi yararlı şeyleri tutacak şekilde yapar. Daha da önemlisi, ihtiyacımız olmayan pek çok şeyden idrar aracılığıyla kurtulmamızı sağlar. Böbreklerimizi veya böbreğimizi pek çok sebepten ötürü aldırmak zorunda kalabiliriz. Kalıtsal durumlar, alkol ve uyuşturucudan kaynaklanan zarar veya enfeksiyon bu sebeplerden bazılarıdır. Eğer iki böbreğimizi de kaybedersek, böbrek görevi dışarıdan solunan diyaliz makinesi desteğiyle sağlanabilir. Bu destek iki şekilde gerçekleşebilir. Eğer bir kişi diyalize bağlanırsa, beklenen yaşam süresi, diyaliz tipi, cinsiyet, mevcut hastalıklar ve yaş gibi belli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. 2017'de yayınlanan bir araştırmada, diyalize bağlanan 20'li yaşlarındaki hastaların 16 ila 18 yıl yaşadığını öngörürken, 60'lı yaşlarındaki insanlar bu sürecin yaklaşık 5 yıl olduğu görülmektedir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler. Hoşça kalın.